Artan hayat pahalılığı sonrası evlenmenin maliyeti arttı. Genç çiftler mobilya, eşya, düğün salonu derken maliyetleri kısabildiği kadar kısmaya çalışıyor. Evlenmenin maliyeti artık 1 milyonu bulurken düğün salonlarının da yanına fiyatlarından ötürü yaklaşılamıyor. Sakarya'da 100 binin altında düğün salonu bulmak zor hale geldi. Bu durum evlenecek çiftler kadar düğün salonu işletmecilerini de zorladı. Düğün salonu maliyetinin yüksek olmasından dolayı çiftler başka alternatif yolunu seçti. Bu durumda da salonlarda yapılan düğün sayısı azaldı. Öyle ki Sakarya'da bu yaz sezonunda düğün salonlarında işler %30 oranında düştü. Düğün salonu işletmecisi Talha İzci sezonun değerlendirmesini yaptı. İzci geçmiş sezona göre bu yıl işlerinde düşüş yaşadıklarını söyledi. Geçmiş sezonlara göre bu sezonumuz biraz daha zayıftı. Piyasanın artışıyla, rakamların yükselişiyle tabii ki de bu en fazla düğün sektörünü etkiledi. Yani biz sadece düğün salonu olarak değil, çeyizcisi, mobilyacısı, bizim sektörümüzde 40 kalem para kazanmaya çalışan esnaf var. Bunların hepsinin etkilendiğini düşünüyorum. Düğün salonu fiyatlarının yüksek olduğunu belirten İzci, bu durumun kendi ellerinde olmadığını belirtti. Bu aslında çok fazla bizim elimizde olmayan sebeplerden kaynaklı. Mümkün olduğunca müşterilerimize destek olmaya, yardımcı olmaya, kendi karımızdan ödün vermeye çalışsak da piyasanın yükselmesinin bizim sektörümüze çok fazla etki ettiğini düşünüyorum. %30 oranında düşüşlük yaşanmakta. Yani bu özellikle şu an biliyorsunuz ki Ağustos ayı bizim şehrimizde fındık ayıdır. Ağustos bizde daha seyrek geçer ama Ağustos'tan sonra Eylül, Ekim, Kasım ayları ikinci sezon olarak tabir ettiğimiz düğün sezonunun ikinci sezon başlangıcıdır. Bu aylarda geçen seneye nazaran çok fazla düşüş olduğunu görüyorum. Bu da tamamen insanların artık cemiyetlerini, yani bizim şehrimizde düğüne cemiyet olarak nitelendirilir. Cemiyetlerini küçük çaplı, daha aile arasında ve nikahla bitirdiklerini görüyoruz.